Mevsim sebze ve meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı. Bu hafta fiyatlar ne durumda? Zam şampiyonu hangisi? İşte cevapları. Son günlerde ekonomik durumlara bakarsanız pazar fiyatı yine pahalı, yine pahalı. Dışarıya endeksli. Yine bağlantıyı kurarsanız dışarıya göre ucuz. Nasıl ucuz? Bugün bir markete girdiğinizde bir 200-300 lirayla bir poşet alabiliyorsanız, markete kıyaslarsanız pazarımızdan o bir poşetinizi 4 poşet olaraktan karşılayabilirsiniz. Ha, normal etiketler mi? Pahalı. Yani bugün bir kilo biberin 10 milyon olması veya bir kilo herhangi bir ürünün 10 lira olması çok çok acı bir durum. Neden? Bugün 3 lira, 3 bin lira gibi bir askeri ücretle çalışan bir vatandaş pazara girdiği zaman elinde 100 lirayla sadece pazarın 1 metre ötesinden geri dönüyor. Daha öncesinde böyle miydi? Değildi. 100 lirayla taşıyamayacağı kadar bir ürün alıyordu. Cebinde de çoluğuna çocuğuna belki ufak tefek alabilecek paralarla dönüyordu. Yani bu fahiş fiyatların sebebi nedir? Bizler bilmiyoruz. Bizler burada neciyiz? Aracıyız. Gidiyoruz, halden alıyoruz. Kaç liraya alıyorsak üzerine 3-5 kuruş bir kar marjıyla vatandaşa burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Ha, bu soru esasında sorulacak yerler belli. Sorulacak mecriler belli. Neden bu hale geldi? Sebep ne? Vatandaş bugün 100 lirayla pazarını görürken, pazar alışverişini yaparken şu an 300 lirayla neden pazarın yarısından geri dönüyor? Sebep ne? Ha, bizler neyiz? Bizler aracıyız. Bizler bu cevabı bilmiyoruz. Bizler bugün hale gittiğimizde 3-5 lirayla kamyonumuzu doldururken şu an 13-15 lirayla kamyonumuzu dolduramıyoruz. Bir de borçlu olarak geri dönüyoruz. Bizler de mağduruz. Bugün domatesi ben 6 liraya satıyorum, hale gidiyorum, yarın 7 liraya geri alıyorum. Sebep ne? Nereden kaynaklanıyor? Fiyatlar otomatikmen pahalı. Ha, biz esnaf olaraktan ucuz diyebiliriz. Ama ucuz değil. Hiçbir şey ucuz değil. Bugün bir 5 kiloluk yağ 100 liranın üzerine çıktıysa, bugün 1 kilo bir çay 60 liraya çıktıysa, onunla kıyaslarsak sebze belki bir derece aşağıda, bir kademe aşağıda kalıyor. Ama maalesef tabii bu 5 kilo yağ vatandaş aldığı zaman 2 ay kullanabilir ama 1 kilo domatesi aldığı zaman vatandaş 2 gün kullanıyor. Bununla kıyaslarsanız Allah yardım eylesin. Bugün askeri ücretli vatandaşımıza Allah yardım eylesin. Evinin kirasını mı ödesin? Çocuğunun okulaştığını mı karşılasın? Mutfağının gıdasını mı karşılasın? Ne yapsın bu vatandaş? Bizim vatandaşımız neye sürükleniyor biliyor musunuz? Yolsuzluğa, hırsızlığa. Yani bu adaletsizlik bu şekilde giderse zaten Allah hepimizin sonunu hayra getirsin. Hiç iyi bir durumda değiliz. Sonumuz iyi değil. Birbirimize gireceğiz. Sen benim cebime, ben senin cebine el atmaya başlayacağız. Bu sorunun tam olarak cevabının yeri bellidir. Bizimki bu kadar. Fiyatlar normal abla. Fazla aşırı yüksek falan değil ama maliyetler arttı. Bugün mazot 8,5 lira oldu. Gene de meyve sebze ucuz yani. Şöyle fiyatlar ufak bir değinecek olursak neler söyleyebiliriz? Vallahi şimdi vatandaşın alım gücü kalmadı eskisi gibi. Yani bir asgari ücreti 2800 lira. Onun hesabını sen yap. Ev kirası, doğalgaz, telefon, mutfak masrafı biraz zor yani. Allah yardım etsin her kişiye. Bütün halk şikayetçi yani. Çünkü alım gücü yok ki vatandaşta. De Allah yardım etsin. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Vallahi ekleyecek bir şeyimiz yok işte. Her şey göz önünde. Yani Allah fakir fukara yardım etsin. Geçim hayat zor. Bugün arkadaş dediği gibi yani 13 liralık poşet bugün 25 lira olmuş. Mazot 8,5 lira. Yani her şey fiyatlar arttı. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Abla pazarda fiyatlar uygun. Mandalin ya 3,5 lira. Ondan sonra domates 3,5 lira, salatalık 5 lira kış günü ya şu. Ondan sonra üzüm 6,5 lira. Yani bunu millet pahalı demesin yani. Peki vatandaşların fiyatlara tepkisi ne yönde oluyor? Biraz tepkililer. Ama normal yani bu fiyatlar. Kimse gidip de dalından bir tane elma kopamaz. Bu haftanın zam şampiyonu nedir? Bu haftanın zam şampiyonu biber. Biber. Ne kadar bir artış geldi? 4 lira falan kadar bir artış geldi yani. Pazarı fiyatlar oldukça yüksek. Çünkü üreticiden tüketiciye gelene kadar 2-3 el değiştiriyor, fiyatı yükseltiyorlar. Bir bakıma insanların alamayacağı, fukaranın yoksun alamayacağı fiyata geldi. Yani normal aylık insanlar da zor almaya başladılar. Peki fiyat nerede yükseliyor? Bunda fiyat
Şimdi mağazalarda yükseliyor, AVM'lerde yükseliyor. Nakliyeden de yükseliyor. Nakliye, mazotu, benzin yükseldiği zaman yakıtı arabaların. Dolayısıyla bu yakıtın masrafını da üzerine koyuyorlar. Peki siz bu hafta pazara ne kadar bir bütçe ayırdınız? Benim belli olmaz ki. Ben şimdi 50 liralık falan ayarladım. Başka yok. İhtiyacım o kadardı.